Bizlerle birlikte Galatasaray'ın sıcak gündemini kendisine soralım istiyoruz sevgili izleyenler. Nasılsın Savaş, iyi misin? İyiyim sevgili Çiğdem. Günaydın. Sen nasılsın? Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz. Ben en sıcak manşetleri anlattım izleyenlere. Seni de Fotomaç gazetesinde hazırlamış olduğum haberlerin. Sadece satır başlarını sundum ki detayını sana bırakmak istedim. Sen bu sabah iç transferle ilgili önemli bilgiler paylaşmışsın. Taylan, Arda Turan, Emre Akbaba ile ilgili bir takım galiba planlamalar var takımda. Tüm ayrıntıları bize anlatabilir misin teker teker? Taylan'la istersen başlayalım. Şimdi Taylan'ın takımda 2 senedir takımda en az kazanan oyuncularda olduğunu biliyoruz. 2 milyon euro ile başladı. 2-200, 2,5, 2 milyon 500 bin gidiyor. Bu da 250 bin euroya tekabül ediyor. Dolayısıyla takımda en az alan oyuncuydu. Son günlerde bir aile de moral bozuktu. Bu olaydan dolayı her ne kadar sorun çıkarmasa da geçen sene de en ufak bir sorun yapmadı. Yönetim işe buradan başlıyor. Daha önce iç transferde anlaşma sağladığı oyuncular vardı. Emre gibi, Emre Taşdemir gibi, Ömer Bayram gibi. Taylan da geçen sene en fazla forma giyen oyunculardan bir tanesi değil. Marko ile beraber en fazla forma giyen oyuncuydu. Dolayısıyla yönetim bir jest yapmak istiyor. Yeni yönetim Fatih Terim'in onayıyla %50 civarında bir zamla yeni sözleşme bekleniyor. Bu ne zaman olacak? Yönetim kurulu bugün var. Daha Çiçek'e bunda yönetim. Fatih Hoca'nın yeni sezon planlaması. Dolayısıyla bu Taylan adına, Galatasaray adına, Galatasaray'ın çok sevdiği bir oyuncuydu. Bunu buradan müjdeyebiliriz. Arkasından Emre Akbaba, Arda Turan antrenmanlara çıkıyor. Yönetim geldi Fatih Terim'le beraber hemen hatta ilk Fatih Terim Arda'yı gördüğü zaman üzerinde bir mont vardı, kot tişört şeklinde. Niye forman yok dedi. Direkt ertesi günde idmana çıktı, hatta akşam idmanına çıkmıştı. Şimdi Arda Turan, Emre Akbaba öncelikle iç transferdeki imzalar, ardından da çok net bir şekilde Taylan Antalya'nın sözleşmesinde bir revize edecektir. Bu daha önce Marco'ya yapılmıştı, Muslera'ya yapılmıştı. Taylan da Galatasaray taraftarını çok sevdiği oyuncu. Bugünkü yönetim kurulu toplantısından sonra bazı şeyler daha netleşmiş olacak. Önümüzdeki günlerde önümüzdeki sezonun yabancı transferlerini düşünürsek 14 yabancı kuralını düşünsek 8'i sahada 3 tane yerli oyuncu düşündüğümüz zaman Galatasaray bol alternatifli bir yerli kadrosu düşünüyor. Dolayısıyla içeriden başladı. Dış transferde Kaan Ayhan'la çok yakından ilgileniliyor. Haberimizde de izlediğimiz gibi Luyendama için Rusya'dan gelen teklifler var. Bakıldığı zaman bunun 4 milyon euro açıldığı 5-5,5 milyon eurolara Galatasaray'ı çıkartmak istediği bekleniyor. Transferde bir hareketlilik olacak, ciddi şekilde gelenler, gidenler, ama yönetim kurulu Çiçek'e bunun da Burak Elmas yönetim bugün en ciddi toplantısını yapacak. Bunun için kaynak araçları olacak, transferler görüşülecek, Fatih Hoca'nın verdiği isimler, kendilerinin ortaya koyduğu isimler. Dolayısıyla bugün Florida'da yapılacak olan Burak Elmas yönetiminin ikinci toplantısı. Birincisinde görev dağılımı olmuştu. Burada kaynak, transfer alacak bütçe, görüşülen isimler. Çok hareketli bir gün. Galatasaray yönetimini bekliyor. Futbolculara ödenecek olan paralar vardı. En az şu anda bir 20 milyon eurolardan bahsediliyordu. Ama taraftar şu anda transfer. Sayın Burak Elmas'ın da bu konuda göreve gelmeden önce en önemli vaatlerinden bir tanesi, göreve gelirsek 10 gün içinde transferlerimizi bitiririz. İşte 100 milyon euroluk bir sponsorumuz var, 40 milyon dolarlık transfer bütçemiz var diye. Dolayısıyla şu anda Galatasaray işe başladı. Önümüzdeki günlerde transferde Burak Elmas ve Fatih Terim açısından ben hareketli günlerin olacağını düşünüyorum. Çok ciddi isimler var ama öncelikle içeriden yerli transferler konusunda sorunsuz bir Galatasaray'ı getirmek olacak. Şimdi bir de yeniden transfer konusuna döneceğiz. Muhammed'le ilgili bir haberin oldu. Yani son durumunu merak ediyor şimdi Galatasaraylı taraftarlar. Bir sakatlık durumu olmuştu ve seninle yanılmıyorum herhalde konuştuğumuzda çok da ciddi bir sakatlık durumu yok şeklinde bir bilgi Doğru. paylaşmıştın. Hala o Doğru. şekilde mi durum? Doğru. Dün yaptığım görüşmeler neticesinde bir hafta 10 gün içinde tamamen hazır olacağı ve takımla çalışmalara bir hafta sonra başlayacağı, PSV Eindhoven maçında sahada olacağı yönünde. Bugün bir MR daha var. Yani o biliyorsunuz ilk gün, ikinci gün MR oluyor. Soğuk sıcak sakatlığı. Ama ilk yapılan belirlemelerde çok ciddi bir şeyin olmadığı, bir hafta içinde takımla beraber çalışmalara yeniden başlayacağı ve PSV Eindhoven maçında kadroda olabileceği şeklinde net bilgi aldım. Tabii ki bugün bir kontrol daha olacak ama tekrar etmek gerekirse çok büyük ciddi bir sakatlığın olmadığını söyleyebilirim bunun bir şekilde. Peki, yani PSV mücadelesinde forma giyecek gibi duruyor. Gelen Büyük bilgilere olasılıkla göre, büyük olasılıkla. sahada olacak, evet. Dış transfere geçmeden önce Öncesinde şunu da... Efendim?
Öncesindeki hazırlık maçlarında da görebiliriz. Çünkü 2-3 tane de hazırlık maçı oynayacak PSV Antep maçı öncesi. O Anladım. da bir sevindirici haber. Oradan gelebilir yani. Tamam, çok fazla soru aldık o konuyla alakalı. O yüzden onu da netliğe kavuşturmak istedim. Kampını nerede yapacak? Yurt dışında mı, yurt içinde mi? Fatih Hoca sanırım pandemi sebebiyle değil mi? Yurt dışı olayına çok da sıcak bakmıyor gelen bilgilere göre. Nedir senin duyumun o noktada? Şunu da çok net söyleyebilirim. Avusturya'da bir üçlü bir mini turnuva olacaktı. Avusturya kampı herhalde 5-6 günlüğüne 3 maçına gidecekti. Fakat pandemiden dolayı Avusturya'da yaşanan olaylar, şu andaki pandemi sürecin Avusturya'da yeni tip bir koronavirüsten bahsedilmesi, bu iddiaların ortaya atılması, o Avusturya'daki 3-5 günlük o mini kampı ve oradaki o mini turnuvadan iptal etme noktasına geldi. Şu anda Avusturya kampının iptal olduğunu çok net söyleyebilirim. O mini kampı özellikle. Yeni bir kamp olacak mı? Gündemde yeni bir kamp gözükmüyor. Galatasaray tıpkı geçen sene olduğu gibi çalışmalarını Florya'da burada yapacağı hazırlık maçlarını geçiştirecek şu anda gözüken nokta bu. Herhangi bir yurt dışı gözükmüyor. Belki yurt içinde farklı bir yerde mini bir kamp olabilir ama yurt dışı gözükmüyor. Bunu net olarak söyleyeyim. Olan Avusturya kampı da planlanan Avusturya kampı da Evet. iptal oldu yani. Bir haftalık bir Anladım. kamp vardı. O yüzden burada olacak gibi gözüküyor. Şimdi geçelim transfer çalışmalarına. Herhalde geçtiğimiz haftalara kıyasla biraz daha somut bilgiler belki paylaşabilirsin bizlerle. Şimdi öncelik neresi olacak? Buradan başlayalım. Teker teker isimlere de geçebiliriz. Öncelik savunmaya mı verilecek? O bölgede adı geçen birçok isim var. Hani hem defansın ortası hem bek mevkilerinde. Ne dersin? Duyumlarını bize anlatır mısın? Şimdi eksik çok fazla olduğu için Aynen. önceliğin nerede olduğunu hakikaten kestirmek çok fazla. Ben hep söylediğim bir şey var. Yani 10 numara transferi Galatasaray'ın şu anda olmazsa olmazı. Çünkü her mevkinin normalde adamı var. Sağ beke bakıyorsunuz, sol beke bakıyorsunuz. Alternatif olmasa bile birinci isimler var orada. Dolayısıyla şu anda 10 numarası, 8 numarası evet Taylan bir operasyon geçirecek. Ama 10 numara orada yok. Aytaç Kara orada başarılı, daha ilk maçında başarılı olacağını gösterdi. Fakat oradan Etebo, Belhanda, Getson 3 tane o bölgeden oyuncu gittiği için ben önceliği orta sahaya koyuyorum. Orta sahada kim olabilir? Paulinho ismi çok sık konuşulmaya başladı. Dün de tekrar konuşulmaya başladı. Avrupa'da gitmek istediğini ifade etti ve Galatasaray'ın bu oyuncuyla ilgili sıcak temasların olduğunu biliyoruz. Bonservis elinde olan bir oyuncu. Fakat uzun vadeli bir sözleşmeden bahsediyor. 3 yıllık Galatasaray'ın 2 artı 1 artı maliyetler üzerinde bir çalışması olduğunu duyuyoruz. Bu da rakamlar konusunda bir şey söylemek istemiyorum çünkü rakamları tam olarak bilmiyorum. Ama önümüzdeki günlerde bunu öğreneceğiz. Onun dışında Kaan Ayhan transferi Luyendam'a gözden çıkarıldığı için Kaan Ayhan'la çok ciddi şekilde ilgileniliyor. Şu anda orada bulunan Galatasaray yönetiminden görevli isimler var, profesyoneller var bu konuda. Alex Moreno ismi yine sol bekte çok ciddi şekilde ilgileniyor. Getson transferi için Fatih Hoca'nın bizzat transferde ön planda olduğunu biliyoruz. Halil için yeniden kiralama. Ama Galatasaray kiralama konusunda uzun yıllardır, 3 yıldır özellikle çok sıkıntı yaşadı. Bu sene de ben yani bir iki tane kiralık oyuncu dışına çıkılacağını zannetmiyorum ama gelinen noktada bakıyorum ki sürekli eğer bonservisli olmazsa kiralık gibi yine gözüküyor. Eğer kiralık oyuncular fazla olursa Fatih Terim'in 3 senede sıkıntı yaşadığı devam edecek gibi gözüküyor. Yani o kiralık oyuncu çünkü o aidiyet duygusu ya da işte transfer olduktan sonra bir 10-15 maçtan sonra tam ısınmaya başlıyor. Sonra kiralık süresi doluyor. Tekrar bonservisini almak için. Yani Galatasaray'da öncelikle hep bonservisli oyuncular. Tabii ki bir iki tane kiralık oyuncu her dönem olabilir. Ama şu anda Jetson Fernandes, Halil Akbaba gibi isimlerin de pek bonservisli alınacak gibi gözükmüyor. Bu iki oyuncu olursa tekrar kiralık olacak gibi gözüküyor. Onyekuru için de Galatasaray'ın şu andaki öncelikli birinci transferler arasında olmadığını da söyleyebiliriz. Onyekuru 4.350 bin euro tabusuyla beraber almak istenen bir oyuncu. Ama geçen seneki performansı biraz tedirgin ediyor. Bu konuda da açıkçası net %100 4.350 bin euro verip alınacak gibi gözükmüyor açıkçası yani. Kaan Ayhan dedin. Biraz daha detaya girersen ağzına sağlık. Birçok ismi saydın aslında Galatasaray'ın gündemindeki. Kaan uzun süredir zaten meşgul ediyor. Sassuolo'ya yanılmıyorsam 2,5 milyon euroya transfer olmuştu. Şimdi Galatasaray onu ne kadar alacak? Ne kadarlık bir maliyet ayrıldı? Bir de Luyendam'a sen satılacak dedin sanırım yanılmıyorsam. Onu ne kadar satmayı Doğru. planlıyor? 5 milyon euro bandıyla alakalı bir takım bilgiler var. Ne dersin? 4 Spartak Moskova, Rusya'da bir iki takım daha aynı şekilde 4 milyon eurolardan bahsediyorduk. Galatasaray 5 milyon euroya çıkardığını duydum rakip yani rakamı. Ama bunlar hep tabii ki düğün daha netleşen bir şey yok. Ama 4,5-5 milyon euro bandında Luyendam'ı Galatasaray'ın ben satabileceğini düşünüyorum. Kaan Ayhan transferi için ta ki geçen sene devre arasında da bu transfer gerçekleşiyordu. Son anda olmayan bir transferdi. Sol Sasso'da şu anda
Galatasaray yöneticilerle, idarecilerle görüşüyor. Kanay'ın da Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor. Hatta hazırlık maçında bakıldığı zaman Dinamo Bükreş maçında 2 numaralı forma Yedlin giymişti. 22 numaralı forma geçen seneden bu tarafa boşaldığı için işte Kaan Ayhan'ın forma numarasından dolayı Yedlin 2'ye geçti. Kaan Ayhan gelecek yorumları da yapmaya başlamıştı. Bu transfer olabilir. Yerli transfer. Fatih Hoca'nın çok istediği transfer olduğunu biliyoruz geçen seneden dolayı. Ama orada bir 3 milyon euro ile başlayan bir pazarlıklar vardı. 2,5 milyon euro. Önümüzdeki günlerde bu rakam belki biraz daha aşağı çekilebilir. En kötü ihtimal kiralık dahi olabilir. Yani Kaan Ayhan Galatasaray'ın çok istediği isimlerin başında geliyor. 3 transferlerden bir tanesi. İlk 3 transfer saydıysan Kaan Ayhan'ın ilk 3'ün içine kesinlikle koyarım ki teknik heyet de bu şekilde düşünüyor. Dolayısıyla bu transfer için önümüzdeki günlerde bugünkü yönetim kurulu toplantısından sonra bazı şeyler daha da netleşmiş olacak. Çünkü rakamlar anlamında, transferler anlamındaki ilk ciddi toplantısını yapmış olacak. Geçen hafta bir toplantı yaptı Galatasaray Lisesi'nde yönetim kurulu ama o zaman transferler çok fazla gündeme gelmemişti. Bugünkü toplantıda ödemeler, transferler vesaire birçok konu masaya yatırılacak ve transferler de bu toplantıdan sonra biraz daha hareket kazanacağını çok net söyleyebilirim. Peki bek mevkileri için de aslında bir takım arayışlar olduğundan bahsetmiştin. Alex Moreno hatırlıyor musun? Birkaç hafta önce gündeme gelmişti, hatta seçim dahi yapılmamıştı o dönemde. Van Aanholt ismi yine sıcaklığını koruyor. Yani o bölge için çalışmalar hangi aşamada? Hangi isimler var senin elinde? Şimdi Van Aanholt'la Alex Moreno transferleri gerçekten de daha yönetim kurulu toplantısından önce gündeme gelmişti ki Fatih Hoca'nın önceki yönetime ilk verdiği raporlar arasında geçen isimlerdi. Dolayısıyla bunlardan da bir tanesi olacaktır. Ama hangisi olur bilmiyorum. Alex Moreno sol bek şeklinde ciddi bir transfere ihtiyaç var. Yedlin'in alternatifi olacağı için şu anda çok aceleci davranılmayacaktır oraya. Çünkü alternatif bir oyuncu ama sol bekte Emre Taşdemir ve Ömer Bayram'ın olduğu yerde mutlaka bir nokta transfer yapılacağı için oraya da ince ile yüksek dokuyu hata yapmak istemiyorlar. Gerek maliyetiyle gerek oynayacağı performansla o sol bek konusunda bu sene bayağı bir sıkıntı yaşayan Galatasaray vardı. Elinde 3 sol bek olmasına rağmen. O Nagatomo'dan sonra Nagatomo tarzı bir oyuncu bulmak için çok ciddi şekilde çalışıyor. Bu da alternatifler arasında dediğin gibi Alex Moreno'da, Van Aanholt'ta olabilecek isimler arasında açıkçası. Bu ikisinden birisi olabilir. Ağzına sağlık. Eklemek istediğin, atladığımız bir nokta varsa alayım. Sonlandırıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Görüşmek üzere sevgili dinleyiciler. Görüşürüz Savaş Şorlu. Aspo yorumcusu Savaş Şorlu ile beraber Galatasaray'ın gündemini konuştuk sevgili izleyenler.